Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında insan kaderin mahkumu mudur? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var ki insanların bir kısmı bu ayetleri yanlış bir şekilde değerlendirebiliyor. Mesela ayet-i kerimede şöyle geçiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَارْتَهُمْ اَمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ Khatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala afsarihim <laughs> mushave belahum azabun azim. Ayet-i kerime kafirlerle alakalı ve özellikle belli kafirlerle alakalı. İşte diyor o küfre düşenler sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını da mühürlemiştir ve gözlerinin üzerinde bir perde vardır ve onlar için büyük bir azap olacaktır. Ayet-i kerimenin kısaca meali böyle. Ee, işte bazı insanlar bu ayet-i veya benzeri bazı ayetler var. Mesela ayet diyor ki yudillü men yeşe ve yehdi men yeşe. Allah dilediğini dalalette bırakır, dilediğine hidayet eder. Yehdi men yeşe ve ila sıratın Allah dilediğini sıratın müstakime hidayet eder. Bu tarzda pek çok ayetler bulunmakta Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerin inceliğini bilmeyen bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'deki bu gibi ayetlere baktıklarında acaba bu insan tümüyle kaderin mahkumu mu? Bu insanın elinden bir şey gelmez mi? E, herkes kaderin kendisine biçtiği rolü mü oynuyor? Bu manada değerlendirebiliyorlar. İlk nazara verdiğim ayet üzerinde e, bir derece yorum yapmak istiyorum. Ayet-i kerimede Belli kafirlerden söz ediliyor. اِنَّ keferu. O belli kafirler var ya, sen onları uyarsan da uyarmasan da artık birdir. Onlar için değişmez, onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve kulaklarını da mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Burada bu ayet-i kerimede nazara verilen husus biraz dikkatli bir şekilde... Değerlendirilecek olursa, şu, şu, şu tarzda ele alınmalıdır. Allah durup dururken onların kalplerini mühürlemiş değildir. Onlar ne zaman ki keferu yani küfrettiler, inkar ettiler, bu inkarlarının neticesinde bir ceza olarak, bir karşılık olarak Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Burada kalbin mühürlenmesinden maksat artık iman oraya girmeyecek, artık onlar iman etmeyecekler. Kulaklarını mühürlemiştir. Artık onlar hak ve hakikati duymayacaklar. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Artık onlar gerçekleri görmeyecekler. İşte bu onların yaptıklarına ceza olarak bir karşılıktır. Yoksa yaratılıştan hepsi bu şekilde yaratılmış doğrudan e, kafir olacak şekilde yaratılmış o anlamda değildir. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Küllü mevludin... ...yûledu alel fıtra... ...dünyaya gelen her çocuk... ...fıtrat üzere dünyaya gelir... ...sümme ebevvâhü yuhavvidenihi... ...ev yunassırânihi ev yümeccisânihim... ...sonra anne babası... ...onu Yahudi yapar... ...Hristiyan yapar... ...veya Mecusi yapar... ...burada şunu görmekteyiz... ...dünyaya gelen her çocuk aslında... ...fıtrat üzere geliyor... ...yani masum bir şekilde geliyor... ...Allah'ın e, emirlerini anlayabilecek, dinleyebilecek, kabul edebilecek bir kabiliyette dünyaya geliyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra çevre faktörü devreye giriyor. Anne babası, çevresi onu şekillendiriyor. Buna rağmen tümüyle o yine çevrenin mahkumu da değildir. Çünkü Hristiyan çevrede yaşayan birisi Müslüman olabiliyor. Veya Müslüman çevrede doğan birisi kafir olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada insanlar yine hürdür, serbest bırakılmıştır. İşte e, kalplerin mühürlenmesi baştan bir mühürleme değil. Ne zaman ki e, o insanlar küfürde ısrar ettiler, peygamberi yalanladılar, onun karşısına çıktılar ve bunda da çok ısrarcı oldular ve bunun neticesinde o insanların kalpleri mühürlendi. Gözlerinin üzerinde perde var, kulakları da mühürlendi. Ancak burada başka bir incelik de şu ayet-i kerimede seveun aleyhim diyor. Onlar için birdir artık onlar iman etmezler. Ama peygamber için bir değil. Yani sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Ayetin meali böyle ama senin için birdir demiyor. Ve peygamberimiz bilindiği üzere Ebu Cehil gibi küfrün önde gelen liderlerine defalarca Allah'ın dinini anlatmış. Dolayısıyla günümüzde bazı insanlar bu ayet-i kerimeye dayanarak bakıyorsunuz ki yanlış hükümlere varabiliyorlar. Mesela birisi Allah'ın dinini bir başkasına anlatmaya çalışırken bırak diyor, onu anlatmayı bırak. Allah onun kalbini mühürlemiştir. Sen ona bir şey anlatamazsın. Ve bu gibi ayetlerden de delil getiriyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfrün önde gide gelen liderlerine defalarca gitmiş ve onlara Allah'ın dinini anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın Firavun'a gönderilmesi de nazara verilir. Hz. Musa ve kardeşi Harun Firavun'a gönderilir. Ve Allahu Teala gönderirken şu talimatı verir. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا yine. Onlara gidin ve yumuşak bir dille anlatın. Demek ki Hz. Musa gibi olanlar Firavun gibi olanlara gitmeli. Hem de anlatırken yumuşak bir dille anlatmalı. Niçin? لَاَلَّهُ يَتَذَكَّرَ اَوْ يَخْشَى Olur ki bu şekilde öğüt alır veya Allah'tan korkar. Demek ki e, Firavun gibi olanlara da gitmek lazım ve onların hidayetini ümit etmek gerekir. Yoksa hidayetini ümit etmeden insan onlara gitse, yani ben anlatacağım ama e, bu tümüyle çorak bir arazi, benim e, ektiğim hakikat tohumları bunda sümbüllenmez. Dolayısıyla gitmemin de pek anlamı olmaz. Bu anlamda değerlendirecek olursa zaten gitmesinin bir anlamı kalmaz. Onun hidayete gelmesini ümit eder bir vaziyette o şekilde gitmek lazım. Ta ki e, şevkle, heyecanla Allah'ın dinini anlatabilsin. Değerli izleyenlerim burada belki şöyle bir inceliğe de dikkat çekmemizde fayda olacaktır. E, Hidayet Allah'tandır diyoruz. Küfür ve dalalet o da Allah'tandır. İşte ayeti kerimelerde, Allah dilediğine hidayet verir dilediğini dalalette bırakır ve bu ayetler bu anlamda değerlendirilmeli Yani hidayeti de yaratan Allah'tır dalaleti de yaratan Allah'tır Ve bu insanlara bırakılmamıştır Hatta peygamberimize de bırakılmamıştır Allahu Teala peygamberimize şöyle buyuruyor İnne kela tehdimen ahbep de okin Allah yehdimen yeşem Ey şanlı nebi sen dilediğine hidayet edemezsin, ama Allahu Teala dilediğine hidayet eder. İşte peygambere düşen ancak tebliğdir. Ama hidayeti yaratmak Allah'tandır. Zaten her şeyi yaratmak Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Allahu haliku kulli şey. Her şey Allah her şeyin yaratıcısıdır. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah hem sizi yarattı hem de sizin yaptığınız amelleri yarattı. İşte İnsanlar ancak kesipte bulunabilirler. Yani teşebbüste bulunurlar, meylederler, niyetlenirler. Allah da ona göre neticeleri nasip eder. Dolayısıyla bir insan hidayete yöneldiğinde Allah onun kalbinde hidayeti yaratır. Dalalete yöneldiğinde Allah onda dalaleti yaratır. Sapmak isteyeni saptırır, yola gelmek isteyeni Allah yola getirir. Bu tarzda baktığımızda İnsanın kaderin bir oyuncağı olmadığını ve hür bir irade sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cebriye gibi bir mezhep çıkmıştır. İşte bu Cebriye mezhebi bazı ayetleri yanlış değerlendirerek insan tümüyle kaderin mahkumudur. İşte rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibidir ve adeta bir robot gibidir. Bu tarzda değerlendirmelerde bulunmuşlardır ama bu değerlendirmeler yanlıştır. İnsan bir robot gibi değildir. Rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibi değildir. İnsan hürdür ve hür iradesiyle isterse iman yolunu, hidayet yolunu ister. Allah ona hidayeti nasip eder. İsterse de dalalet yolunu, küfür yolunu tercih eder. Allah da öyle bir akıbeti ona verir. Cenab-ı Hak hepimize hidayet üzere olmayı nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.